Yapılan araştırmalara göre ülkenin %50'si asgari ücretle çalışıyor. Yani artık Türkiye'de ortalama ücret asgari ücret oldu. Asgari ücretin açıklandığı 27 Aralık'ta 579 dolar iken bugün asgari ücret 521 dolar. Yani 4 ayda cebimizden 58 dolar eridi gitti. Yıl sonuna kadar ise tamamen yok olup gidecek. Ayrıca Türkiye Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 5. ülke konumunda yer alıyor. Birleşik Kamu göre açlık sınırı Mart ayında yani asgari ücretin açıklanmasından sadece 3 ay sonra asgari ücretin üstüne çıkarak 20 bin lira oldu. Bu da demek oluyor ki ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Emekli vatandaşlarımız ise aldığı şaka gibi bir rakam olan 10 bin lira ile bırakın ay sonunu haftayı bile bitiremiyor. Torunlarına sevip vakit geçirmesi gereken milyonlarca emeklimiz maaşı yetmediği için kayıt dışı ve can güvenliği olmadan çalışmak zorunda kalıyor. AKP iktidarının bu ekonomik zulmü yapılan araştırmalara da yansımış durumda. Türkiye çocuk yoksulluğunda Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Sefalet endeksi verilerine göre Türkiye 157 ülke arasından 20. sırada yer alıyor. Türkiye Uluslararası Refah Endeksinin 2023 verilerine göre 167 ülke içerisinde 95. sırada yer aldı. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'de yaklaşık 5 milyon hane, yani yaklaşık 20 milyon kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor. Bu ne demek oluyor? Ülke nüfusunun dörtte biri sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. TÜİK'in 30 Ocak'ta açıkladığı gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre Türkiye'de halkın %21,7'si maddi yoksulluk içinde yaşıyor. 1 litre zeytinyağının 450 lira, 1 kilo kıymalık etin 520 lira, 1 litre sütün 45 lira, 1 kilo beyaz peynirin 250-300 lira, 1 kilo kaşar peynirinin 420 lira, 1 kilo çayın 160 lira olduğu ülkede kimse refahtan, geçimden, mutluluktan bahsedemez. Sarayın arka bahçesi olan TÜİK de artık açlığı ve yoksulluğu saklayamıyor.